Şimdi saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Günün tam ortasındayız ve ne yazık ki omikron virüsü gün geçtikçe yayılıyor. Hülya Hökenek ben birlikte olacağız ve tabii şimdi tsunami benzetmesi yapılıyor. Doğru olur mu? Ben kendi adıma bilemiyorum ama yaşadığımız böyle sanki bundan başka bir şey değil. Şimdi düne bakıyoruz. Bakın vaka rekoru kırıldı. 143 can kaybı yaşandı. Vaka sayısı 70 bine dayanmış durumda. İstanbul zaten kırmızı alarm veriyor. Öznur'u gördük, Öznur Kars'ta Çetiner. Biz yeni yılda omikron tsunamisi diye veriyoruz Öznur. Sanırım yanlış da değil. 66.467 yeni vaka tespit edilmiş. Yılbaşının etkisi de diyebiliriz. Çemberin daraldığını da söyleyebiliriz. Ama şimdi hastanelere bakalım. Özür, sanki senin arkandaki kuyruk o sıra PCR kuyruğu gibi. Sen bize bir anlat. Domuz gribi de yaygın. Sağlık durumundan şüphe eden, özellikle bu mevsim ona da uygun, herkes hastaneye gidiyor. Ama hangi virüse yakalandığını tespit etmek için doğal olarak doktora başvurmak durumunda kalıyor. Özür bize aktarsın. Hem yaşanan tabloyu, elindeki bilgileri, gözlemleri gün ortasına böyle başlayalım. Hülya, şu anda Beyoğlu bölgesinde bir devlet hastanesinin önündeyiz. Arkamda hastanenin içindeki ekrana baktığımda 133 kişi şu anda, öğle saati özelinde sadece bunu söylüyorum, PCR testi için sırada bekliyor. Sizin de gördüğünüz gibi kuyruk oldukça uzun. Öğle saatinde iş yerinde bir şekilde belirtileri hissedenler ya da evinde hissedenler öğle saatlerinde hastanelere gelip testleri yaptırabiliyorlar. Hem aşıda hem testte biliyorsunuz. Öğle saati de olsa gelip yaptırabiliyorsunuz. Kuyrukta bekleyenlerin yaş gruplarına baktığımızda aslında her yaştan diyebilirim orta yaş gençleri görmek mümkün. Şu ana kadar çocuk görmedim. Çocuklar arasında da omikron varyantının biliyorsun son günlerde yayıldığını konuşuyoruz. Ama genellikle gençler, eksik aşılılar ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanların da daha çok bu domino taşı gibi yayılan omikron varyantına yakalandığını söyleyebiliriz. Şu anda bizim bulunduğumuz ilçe dediğim gibi Beyoğlu. Beyoğlu bölgesi aynı zamanda İstanbul'da testlerin en fazla pozitif çıktığı ilçelerin başında geliyor. Bu bölgede 13 tane hastane var. Dediğim gibi günlük pozitif çıkma oranları da 4000'e ulaşmış durumda. İstanbul totalde aşılanma oranı %70-%80 dolaylarında ama dediğimiz gibi bunu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamıştı. Genellikle eksik dozlular, iki aşılılar, hatırlatma dozu bulunmayanlar ya da gençler arasında, çocuklar arasında omikron varyantını daha çok seyrettiğini görüyoruz ama genellikle de gördüğümüzde de test için gelenlere baktığımızda ayaktan bir şekilde başvurular var. Omikron'un zaten belirtileri gereği evet çok hızlı yayılıyor ama belirtiler aslında normal koronavirüsün ilk tanıştığımız belirtileri gibi. Delta varyantı, Brezilya varyantını konuşuyorduk geçen yıl. Bu zamanlarda onların daha ağır seyrettiğini biliyorduk. Ama omikrona baktığımızda influenza'nın biraz daha ağır, daha hızlı yayılmış hali. Ama belirtiler kısmında çok da bu şekilde yatağa düşürecek, yoğun bakımlarda ki sayıyı artıracak, doluluk oranlarını artıracak bir varyant olmadığını söylüyoruz. Zaten dün Fahrettin Koca'nın da açıklamasından hatırlayalım. Hastanelere yoğun başvurular, hastanelere henüz yansımadı dedi. Bu arada karantina süreleri de güncellendi. Onu da hatırlatalım. Bir yandan arkamdaki test kuyruğu da bir yandan ilerliyor. Bu arada bu hastanede, bulunduğumuz hastanede bir bölüm vardı. Burada da PCR numune alma alanı ikiye çıkarılmış durumda. Öğle saati olmasına rağmen yoğunluğu görüyorsunuz Hülya Ökenek. Akşam saatlerinde, gece her saat dilimi de aslında bu ara son birkaç haftada yılbaşından önce başlamıştı bu yoğunluklar. Dolayısıyla yılbaşının da etkisinden mi? Tabii ki bunu belli bir süre geçmesi gerekiyor.
test kuyrukları bir anda geçen yıl bu kış aylarında yaşadığımız o yoğun görüntülere ulaşmış durumda. Karantina süreleri dedim 10 günün altına düştü karantina süresi. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Bunu da hatırlatalım. Pozitif vakasınız karantina süresi 7 gün olarak belirlendi. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona eriyor. Yine pozitifsiniz ama 5. günde bir test yaptırdınız. Sonucunuz negatif çıktı. Yine sonuç negatife dönmüşse burada da karantina süresi sona eriyor. Peki temaslıysanız ne oluyor? Bunu da hemen belirtelim. Temaslı kişiler son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş ya da hastalığı geçirerek antikor kazanmışsa yine karantinaya alınmıyorlar ama semptom takip etmeye devam edecekler. Maske kullanımıyla bunu da altını çizelim. Negatif çıktınız, semptomunuz yok ama maske kullanımıyla bir yandan da durumunuzu, günlük rutininizi takip etmeniz gerekiyor. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişilerse 7 gün karantinaya alınacak. Yine bu grupta da semptom takibi yapılacak. İstanbul'da %80 dolaylarında aşılanma oranı ama testlerin pozitif çıkma oranı yeniden %15'lerden %25'lere çıkmış durumda. Bazı şehir hastanelerinde 1-2 hafta önce ayaktan acil başvuruları 1500-1600'lerdeyken şu anda bu rakam 3500-4000'i bulmuş durumda. Daha büyük kompleks hastanelerde tabii ki bu rakamlar daha fazla. Başvuru ne kadarsa pozitif çıkma oranı da artıyor. Özellikle İstanbul'un yoğun işlek ilçelerinde bulunduğumuz Beyoğlu ilçesinde de günlük kaynaklardan edindiğim bilgiye göre testlerin günlük pozitif çıkma oranı 4000'e ulaşmış durumda Hülya Ökenek. Olacak. Bakalım bugün bugünden sonrası için gerçekten sıkıştık. O çember daraldı. Bütün haritalar kırmızıyı gösteriyor. Özellikle İstanbul çok ciddi bir yükü kaldırıyor.